Sucu kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar, sevgiler. Taktiklerle paragraf kampının 4. gündeyiz ve bu videoda paragrafta akışı bozan cümle, soru tiplerini inceleyeceğiz. Hem yakından bakacağız, hem çözüm tekniklerini, taktiklerini, püf noktalarını sizlere böyle tek tek basitten zora aktaracağım. Bu videodan sonra artık akışı bozan cümleleri çözmek sizin için çok kolay olacak. Yeter ki bu videoyu sonuna kadar izleyin ve devamında evde böyle 20-30 tane soru çözün. İnanın ki 13 gün sonra kendinizi paragrafta zirvede göreceksiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey izlemek, soru çözmek. Hazırsanız geçelim diyorum ama öncesinde ufak bir ricam daha var. O da bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmanız. Emek harcayarak bu videoları sizlerle paylaşıyorum. Sizler de bunu yaparak beni desteklemiş olursunuz. Öyleyse şöyle sağa doğru kayıyorum. 3, 2, 1 haydi başlayalım. Paragrafta akışı bozan cümle. Bu sorular nasıl gelir karşımıza? Şöyle 3 farklı şekilde gelebilir. 1. Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyebilir. Ya da anlatımın akışını bozan cümle hangisidir der. Bazen de soruda paragrafa uymayan, parçayla çelişen, paragrafla tutarsız şeklinde ifadeler yer alabilir. Bu şekilde sorular çıkarsa hemen akışı bozan bir tane cümle bulmanız gerekiyor. Yani genellikle 5 cümle olur ya, onlardan bir tanesi oraya uymaz, sırıtır. Yani elmaların yanına armut bırakılmıştır. Senden o armutu tespit etmen istenir. Bunun için ne yapman gerekiyor? İyi bir gözlem yapman gerekiyor. Bunu yaparsan, mantığını kavrarsan bu sorular sınavda çıktığı zaman yanına hemen kolaylıkla doğru tikini atabileceksin diyorum. Ve bu sorular çıktığı zaman neler yapmamız gerekiyor? Şöyle madde madde bakalım. Öncelikle paragrafın ne anlattığı belirlenmelidir. Çünkü bütünü kavraman gerekiyor ki oraya uymayan armutu kolaylıkla bulabilirsin. Bir diğer nokta da farklı bir konuya değinen cümleyi aramamız gerekiyor. Bu aynen paragrafı ikiye bölme soruları var ya, oradaki mantık gibi. Yani bir şeyleri sıralıyor ama birden farklı bir konuya geçiyor. İşte o genellikle akışı bozan cümledir. Ve yine bu sorularda cümlelerin birbirinin devamı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bir de A dedi, ikide de A ile benzer bir şey söylemesi gerekiyor. Eğer B derse zaten o ne oluyor? O armut oluyor. Ve yine böyle ama fakat çünkü gibi bağlayıcı ifadeler varsa o sorulara dikkat et. Onlar muhtemelen cevap değildir diyoruz. Ve açıkçası genele bakmak gerekiyor ki farklı olanı tespit edebilirsiniz. Buraya kadar böyle genel olarak burada yapmanız gereken bazı noktalardan bahsettim. Şimdi soru çözelim. Soru çözerken ne yapacakmışız? Bir kez daha tekrarlıyorum. Genele bakacağız. Farklı olana odaklanacağız. Eğer cümle farklı bir konuya geçiş yapıyorsa he sen sıkıntılısın deyip altını çizebiliriz. İlk sorumuz gelsin. Sorumuz diyor ki bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bozmaktadır diyor. Öyleyse okumaya başlayalım. Yeryüzündeki en büyüleyici kuş türlerinden biri olan cennet kuşlarının en çok bulunduğu yerler Yeni Gine, Endonezya ve Avustralya'dır. Bu türün erkekleri dişileri etkilemek için yaptıkları son derece ilginç ve etkileyici danslarıyla bilinir. Burada bir kuş türünden bahsetti, nerede yaşadığından bahsetti ve yavaş yavaş konuyu erkek türlerine getirdi ve dedi ki bu erkek türleri danslarıyla dikkat çeker dişilerini büyülemek için. Devam edelim. Bazı cennet kuşu türleri yuvayı avcılardan koruduğunu düşünerek yuvalarının tepesini yılan derisiyle kaplar. Yine cennet kuşu türüyle ilgili ilginç bir bilgi daha aktardı. Bu akışı bozuyor mu buraya kadar? Bence bozmadı. Çünkü bilgi veriyoruz ya, belki de farklı farklı konularda bilgi vereceğiz. O yüzden devam ediyorum okumaya. Dördüncü cümle. Erkek cennet kuşları dansa başlarken siyah kanatlarıyla kendilerine karanlık bir arka plan yaratırlar. Bak burada bir sıkıntı dikkatimi çekti. Neden? Çünkü şu elmaydı. Bakın şu ikinci cümle. Dördüncü cümle de bir elma. Burada yani ikinci cümlede erkeklerin dans yapmasından bahsetti. Dördüncü cümlede de yine dansla ilgili bilgiler vermeye devam ediyor. Ediyor ama arada bir şey var. Arada farklı bir konuya girdik. Mesela üçüncü cümle tekrar bakalım. Bazı cennet kuşu türleri yuvayı avcılardan koruduğunu düşünerek yuvalarının tepesini yılan derisiyle kaplar. Bak burada hemen şöyle çizelim. 2 ve 4 ile uyuşmayan bir bilgi var. 2 ile 4 uyuşuyor ama aradaki işi bozuyor. O zaman akışı bozan ne burada? Akışı bozan burada 3. cümle. Yani doğru cevabımız 3 olmalıydı. C yani. Bak gördüğün gibi basit. Sadece akışı bozan yani konuyu değiştiren, farklı yerlere getiren, alakasız bir noktaya değinen o armutu bulmak burada yapmamız gereken şey. Eğer bu tipte bir soru çıkarsa gerçekten bu soruda doğru cevaba ulaşmak çok da zor değil diyorum ve
İkinci cümleye geçiyoruz. Sorumuz diyor ki bu parçada numara almış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Okumaya başlayalım. 1. Sokrates'in hayatın amacının bir mutluluk olduğu görüşü kendisinden sonra gelen düşünürler üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Tamam. Sokrates'e göre yine burada Sokrates'in bu düşüncesinden bahsedecek. Bunu daha da açacak. Yaşamın amacı ve herkesin yaşam boyunca peşinden koştuğu değer olan mutluluğa erişmenin yolu bilgiden geçer dedi. Yani bir de bir düşünceyi ortaya koydu. İki de bunu daha da açtı fark ederseniz. Şimdi üçe bakalım. İnsanı doğru eylemlerde bulunmaya yönelten şey insana ve yaşama ilişkin bilgidir. Bak burada hemen kalemi değiştireyim. Bilgiden bahsetti. Bilgi mutluluğa erişmenin yoludur dedi. Burada yine bilgiden bahsetti ve dedi ki bu bilgi insanı doğru eylemlerde bulunmaya yöneltir. Devam ediyoruz. Buraya kadar herhangi bir şey dikkatimizi çekmedi. Dördüncü cümleye bakıyoruz. Sokrates erdemli olmanın yani mutlu olabilmenin doğru eylemler yoluyla kişinin kendisini gerçekleştirmesine yattığını düşünür. Bak burada doğru eylemler ifadesini kullandı. Burada da doğru eylemler ifadesini kullandı. Yine 2 ile 3 arasında yaşama ilişkin bilgiyle ilgili bir anahtar kelime vardı. 3 ile 4 arasında da doğru eylemler şeklinde bir anahtar kelime var. Yani aynı düşünceler aslında devam ediyor. Dolayısıyla konu değişiyor mu? Hayır, konu değişmiyor. Sadece konuyu biraz daha açıyor. O zaman hata nerede? 5. cümleyi okumaya devam edelim. Alçak gönüllülüğü, alışkanlıkları ve felsefeden başka bir uğraşı olmadığı bilinen Sokrates, başta öğrencisi Platon olmak üzere gençler üzerinde kendisini taklit etmeye varan derecede büyük bir etki yaratır. Ya bak, birinci cümlede Sokrates'in bir düşüncesi aktarıldı. İkinci cümlede bu düşünce açıldı. Üçüncü cümlede yine daha da böyle derine inildi. Dördüncü cümlede de yine o düşünceyle ilgili bilgiler verildi. Buraya kadar bir sıkıntı yoktu. Ancak beşinci cümleye geldiğimiz zaman burada farklı bir bilgi veriliyor. Sokrates'in nasıl biri olduğu, saygı gördüğünü ve kendisinden sonra gelen nesli etkilediği ifade ediliyor. Yani aslında beşinci cümlede farklı bir konuya giriş yapılmış. O zaman bu beşinci cümle yeni bir paragrafın ilk cümlesi olmalıydı. Yani eğer bu soru deseydi ki hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir ilk cümle dışında, hemen cevabı 5 olarak işaretlememiz gerekiyordu. Dolayısıyla 5 farklı bir konuya değindiği için buraya ait değil. Çünkü 5 armut, elma değil. Dolayısıyla 5'i işaretliyoruz. Doğru cevabımız bu. Bakın bu da güzel ve kolay bir soruydu. Zor muydu? Bence değil. Ha bu arada başta söylemem gereken şeyi maalesef yine sonda söylüyorum. Sorular ekrana geldiği zaman durdurun, kendiniz çözün. Sonra beni oynatın. Bakalım Deniz Hoca nasıl çözüyor. Bir de benden görün. Bunu yaparsanız alacağınız verim daha da fazla olacaktır. Öyleyse şimdi üçüncü soruya gelelim. Üçüncü sorumuzda diyor ki bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? O zaman ne yapıyoruz? Okuyoruz. Bir araştırmaya göre %98'i buzla kaplı Antarktika kıtası küresel ısınma etkisiyle şimdiki hızıyla erimeye devam ederse dünya genelinde deniz 5 metreye kadar yükselecek. Bu bir paragrafın cümlesi ama maalesef doğru. Bekliyoruz. Kaderimizi bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Neyse. Kafanızı karıştırmayayım. Devam edelim. Bu yükselme sadece Antarktika'da değil dünya genelinde bir tehlike yaratacak. Bak bu yükselme. Burada yükselmeden bahsetti. Burada da bir yükselme dedi. Yani bu bunun devamı. Bunu bölemeyiz. Bir akışı bozan ifade yok. Devam edelim 3. cümleyle. Deniz kenarında kurulan birçok şehir yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Ne zaman? 5 metre kadar yükseldiği zaman dünya genelinde bir tehlike yaratacak dedik ya. İşte o zaman bu şehirler de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. O zaman 3. cümle, 2. cümlenin bir devamı, bunu da bölemeyiz. Devam ediyorum. Dünyadaki en önemli ve en riskli buzul olarak tanımlanan Tevait, bilmem nasıl okunur, sallamış da olabilirim. Aynı zamanda kıyamet buzulu olarak da biliniyor diyor. Ya bak burada şimdi tehlikelerden bahsederken, buzulların erimesinden bahsederken, bunun ilerleyen süreçte nelere yol açabileceği ifade edilirken birden bir buzulla ilgili bilgi verdik. Dünyanın en büyük, en önemli, en riskli buzulu olarak bahsettiğimiz bir ifade var. Şimdi dikkat ederseniz konu değişti. Konu değiştiyse bu cümlede, yani dördüncü cümlede bir problem var. Neyse, okumaya devam ediyoruz. Bu yüzden yoğun nüfuslu kıyılarda yaşayanları korumak için önlem almak gerekiyor. Bu sizce dördüncü cümlenin bir devamı mı? Yani beşinci cümle. Hayır, beşinci cümle. Bak şu cümlenin, yani üçüncü cümlenin bir devamıydı. Deniz kenarında kurulan birçok şehir yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bu üçüncü cümleydi. Beşinci cümleye bakıyoruz. Bu yüzden
Yoğun nüfuslu kıyılarda yaşamları korumak için önlem almak gerekiyor. He, demek ki 5. cümle aslında 4. cümle olması gerekiyordu. Şu ortadaki 4. cümle fazlalık. Buraya uymadı. Şöyle çarpıyla gösterelim. O zaman akışı bozan cümle hangisi? 4. cümle. Yani doğru cevabımız Edirne olacaktı. Güzel bir soruydu. En azından böyle bir de farkındalık yaratmaya çalıştık. Buzullar konusunda maalesef. Maalesef diyorum ama biz derse devam edelim. Değil mi? Çok fazla farklı konulara girmeyelim. Son sorumuz gelsin. Sorumuz diyor ki bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Hep aynı soru tiplerini görmüş olduk. Zaten başka bir şekilde karşımıza gelmeyecektir muhtemelen. Okumaya başlıyorum. Barış, insanın kendi kendiyle barışık olmasını içeren bireysel, daha sonra ailesel ve nihayet toplumsal ve evrensel bir ihtiyaç. Bak burada da barış meselesine değindik. Yani böyle bugün mesajları veriyoruz, sosyal mesajları veriyoruz güçlü bir şekilde. Okumaya devam ediyorum. Ancak 14 bin yıllık insanlık tarihine baktığımızda sürekli çatışma, kriz ve savaş içinde bir dünyada yaşadığımızı görmekteyiz. Şimdi burada barıştan bahsetti. Sadece kendimiz için değil, toplumsal ve evrensel bir ihtiyaç olduğunu ifade ettik. Ancak dedik ve videonun başında da söylemiştim. Bağlaçlar varsa o cümle muhtemelen akışı bozmuyordur. Ya da o cümleyi biz bölemeyiz. Dolayısıyla arkadaşlar 2 1'in devamıdır diyebiliriz. Okumaya devam ediyorum. 2. cümle. Nedenleri hem çok basit hem de çok karmaşık olabilmektedir. Bak diyor ki öncelikle 2. cümlede 14 bin yıllık tarihimizde bu kötü olaylarla karşılaştık. Bunun da nedenleri hem çok basit hem de çok karmaşık olabilmektedir. Bu bunun devamı. Yani 2. cümlede akışı bozmuyor. 1. cümleden bunu koparamayız. Tamam mı? Bölemeyiz. Devam ediyorum. Çünkü savaş ve barışa karar veren insanoğlu dünyanın en karmaşık biyolojik, kimyasal ve ruhsal yapısına sahip bir canlı. Bak çünkü ile başladı. Bağlayıcı ifadeler varsa tekrar söylüyorum. O akışı bozan cümle olamaz muhtemelen. Ve aynı zamanda da bundan önceki videoda bahsettiğim gibi ikiye bölünmek istense de o cümle bölünemez. Dolayısıyla bunu da yine şöyle bir artı ile gösterelim. Bu da önceki cümleyle bağlantılı. Zaten önceki cümle diyor ki savaş konusunda nedenler hem basit hem de karmaşıktır. Burada da sebebini söylüyor. Çünkü karar veren insanoğlu çok karmaşık biyolojik, kimyasal ve ruhsal yapıya sahiptir diyor. Tamam mı? Şimdi gelelim 4. cümle. 1999 Nobel ödüllü Günter Blobel son yapılan araştırmalarda canlılarda vahşet geni ve buna bağlı olarak çalışan beyinde bir saldırganlık merkezi bulunduğunu açıkladı. Şimdi ilk etapta okuduğum zaman burada bir sıkıntı yok. Sanki o cümleyi daha da açıyor gibisin. Yani öncesinden dedi ya, insanoğlu biraz karmaşıktır kimyasal olarak, fizyolojik olarak vesaire. Burada da bir beyindeki genden bahsediyor. Açabilir bunu. Tamam mı? Ben burada bir şey göremedim. Çok bağlantı kuramadım ama bir sıkıntı da göremedim. Bundan sonraki cümle benim için daha kritik. Neden? Okuduğum zaman göreceksin. Bazen hayvansal yönleri, bazen sevecen ve uysal yönleri öne çıkabiliyor. Kimin çıkabiliyor? İnsanın. Peki burada bir önceki cümle olan 4. cümlede bununla bağdaştırabileceğimiz bir ifade var mı? Yok. Biz 5. cümleyi 3. cümleyle bağdaştırabiliriz. Bak 3. cümle ne diyordu? Çünkü savaş ve barışa karar veren insanoğlu dünyanın en karmaşık biyolojik, kimyasal ve ruhsal yapısına sahip bir canlı. Bazen hayvansal yönleri, bazen sevecen ve uysal yönleri öne çıkabiliyor insanın demek istiyor. Yani 5-3'ün bir devamıydı. O zaman 4. cümle araya sıkışmış. 4. cümle burada direkt armut oldu. Armut olduysa ben armutu işaretliyorum. Doğru cevabımız D olacaktı. Böylelikle bu videoda paragrafın akışını bozan cümle etkinliğini tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu sorular güzeldir ki son soruda da biliyorsunuz güzel bir konuya değinmiş olduk. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi olumlu ya da olumsuz fark etmez benimle paylaşmayı unutmayın. Ve aynı zamanda daha fazla kişiye ulaşmamız için de bu videoları, bu kampı arkadaşlarınızla paylaşın. Unutmayın. Paylaştıkça bilgi çoğalacak, katkımız daha fazla kişiye olacak. Amacımız bu. Bu nedenle paylaşmayı, haberdar etmeyi, bizleri duyurmayı unutmayın. Aynı zamanda şurada bir Instagram hesabı görüyorsunuz. Instagram'ı da etkin bir şekilde kullanıyorum. Böyle ÖSYM tadında sorular paylaşıyorum, etkinlikler yapıyoruz. Püf noktaları oradan da sıklıkla paylaşıyorum. Oradan bizi takip ederseniz kazançlı çıkarsınız diyorum. Ve veda etme zamanı geldi. Bir sonraki paragraf kampı videosunda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Sevgiyle kal.